insanların bedenleri ayrı yaşıyor, isimleri ve kendi varlıkları ayrı yaşıyor. Yani bu adam yaşayacak bir şekilde. Ben hiçbir şey bilmiyordum yani. Hatta şöyle hayatımda hiçbir şey bilmiyordum. Geldi anlattı. Ben onu yani işte eksik bir adamdı yani, böyle yürüyemiyordu bilmem ne, ben onu şey yapmaya çalıştım işte. Yani anlatışın açıklamaydım işte. Notları ben veriyordum. İşte kim ders aldıysa notu benden geçiyordu. Adam görmüyordu. Hayat hakkında konuştuğu zaman çok ağır yani öyle. Bugün dinlerken Celil'ini falan böyle ne almıyorsun gel diyor. To je prije bila bolnica vojna, sada je bolnica general za sve. Internacionala, sada je postala internacionala. Recimo, Ostar je bio veliki vojni centar pre rata. Pa jeste, imali smo školu za pilote. To je bilo dobro doću. Onda je bilo ti par kasarni. He called me and he said that they were in dangerous and bad position. They said they were like in a hole, and but Olgu was unconscious like this and injured, and Metin was in shock like this. And they went to hospital, and I had to wait for Drago and other friends to take them to the hospital in front of the priority center. Then they came and we went together to the hospital. They were asking questions about the situation, but all I know was like he fell down and somehow he has some problems. He was bleeding, and we went there in the hospital. It was so terrible. Also with Volkan, we went to hospital to reach them. When we arrived there, Olgu was in bloody position and his hands was injured seriously. Yeah, I mean, it was really hard situation because he lost one of his teacher and he was like his father, or maybe much more closer than his father, because he was really like gets crazy. And I know this situation because I lost my big brother, and I can imagine how he was in shock and he wanted to get drunk, and he was of course aggressive. It was not good behavior, but yeah, I know. But he was always complaining about the police, because police took their passports, and he was anxious about that, and he was like saying that he didn't do anything, and he tried to explain situation to police. He said friends, their friend, but police didn't listen, and so on. And Olgu was like always complaining about the hospital, because he wanted to go out, and also he was so sad about the professor. It was hard for all of us because he hit the police, and the police, I mean, he could be in jail now, but we are lucky because police, they didn't make the problem bigger. They said, okay, we apologized, and some friends come and they talk with police. Yeah, it was hard, but maybe we are lucky. I don't know. Otherwise, if it had been in Istanbul, maybe in other country, he would be in jail now. I'm going to go to the hospital.
Daha buraya alışmaya çalışırken bir mesaj geldi ve Ulus'u kaybettiğimizi söyledi. Ulus benim burada olmamın sebebiydi. Bu haberi alınca benim buradaki varlığım bir anda benim için anlamsız hale gelmeye başladı ve aklıma son akşam onun yanında kaldığım gece hastanede, ondan önceki dersler, İstanbul'daki onunla beraber geçirdiğimiz zaman ve onunla beraber, yani onun anlattıkları üzerinden düşündüklerim, hepsi bir anda yıkıldı. Aklıma gelebilen tek şey bir an önce çok fazla içip hepsini unutmak ve sadece unutmaktı ve içmeye başladım. İçtikçe de unuttum. Yani şey, insan, ben, bana bir şey olsaydı evet annem babam falan bilmem ne, ama rakıya çok kötü bir şey ya. Öyle çalıştırmıyor kafayı yani. Benim kardeşim çocuğu harbiden, yani öyle böyle bir insan değildi ya. Çocuğu niye öldü ya? Daha geçen gün yanındaydım ya. Trafik kazası. Evet. Abi o kadın kendine geldi. Devam ediyor diyorsunuz da yani. Abi nasıl devam ediyor? Bilmiyorum, hani bir hocanın kaydına dikiyoruz ama benim annem. Benim annem abi tabii. Abi yaptı şu an, ben kaydım.